sene öncesi sağ partilerin tamamının en önemli arzularından bir tanesi Ayasofya'da zincirler kırılacaktır. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi de öyle söylüyor. Milli Selamet Partisi de öyle söylüyor. Adalet Partisi de öyle söylüyor. Sebebi şu: Ayasofya sadece ibadete açılmak için değil, Türkiye'nin tam bağımsızlık sembolüydü. Eğer ben bunu açabilme kabiliyetine ve gücüne gelmişsem başka işler de yaparım. Ki bugün öyle oldu. Kendi İHA'mı yaparım, kendi SİHA'mı yaparım, kendi TCG Anadolu'mu yaparım, kendi köprümü yaparım, kendi dünya pandemideyken Çanakkale köprümü yaparım. Ve tüm bunlarla birlikte kendi uçaklarımı, kendi atak helikopterlerimi yaparım. Kendi İMC yerli ve milli uydularımı yaparım. Kendi nükleer santralimi yaparım. Kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımı yaparım. Türkiye, dikkat ediniz, bir taraftan önüne çıkan setlerle mücadele etti ve bu maliyetlemelerle mücadele etti. Bir taraftan da altyapısını yaptı. Tam 100 yıllık altyapımızı tamamladığımızı burada ifade etmek isterim. Elbet yapılacak işler vardır. Ama 100 yıl bu ülkede altyapı yapılmazsa, altyapı ne demektir? Yoldur. Altyapı ne demektir? Limandır. Altyapı ne demektir? Havalimanıdır. Altyapı ne demektir? Üniversitedir. Altyapı ne demektir? Kendi enerjini kendin bulabilme kabiliyetini ve millete verebilme kabiliyetini. Yani bir üretimin, bir hayatın, bir ev hayatının devam edebilmesi için, bir şehrin, bir ilçenin devam edebilmesi için onun bütün donanımının hazırlanması haline gelmesidir altyapı. Türkiye'nin okullarından, Türkiye'nin üniversitelerine kadar 81 vilayette hiç kimseyi eksik tutmadan bunların hepsi son 21 yılda gerçekleştirilmiştir. Bu dalgalardan Türkiye'yi kurtarabilecek, bu dalgalara gemiyi teslim etmeyecek ve gemiyi karaya oturtmayacak bir kaptanımız olmasaydı ve bunu destekleyen bir milli irade, bir millet iradesi olmasaydı bugün Türkiye ya darbelerle karşı karşıya kalmaya devam eden, bunun korkularıyla devam eden, ya iç karışıklıklarına teslim olmuş, ya ülkenin geleceğini değil, bir Türkiye 100 yılı perspektifi değil, içinden bulunduğumuz olaylardan nasıl çıkarız anlayışıyla karşı karşıya kalan bir Türkiye olurdu. Türkiye Tayyip Erdoğan geldiği zaman 20 yıllık bir perspektif ortaya koydu. Tayyip Erdoğan bu ülkede demokrasinin tıkalı bütün damarlarını açmıştır. Demokrasi için kapalı olan bütün damarlar Türkiye'de açılmıştır. Yine beni bağışlayın. Bu ülkede insanlar dindar demekten korkarlardı, çekinirlerdi. Eskiden Türkiye öyle değildi. Ama 1990 sonrası Türkiye'yi öyle bir cendereye soktular ki, insanları öyle bir fişlediler ki, kimlik siyaseti üzerinden herkesi öyle bir tanımladılar ki, herkes bir adım, bazen 5 adım geri çıkmak zorunda kaldı. Bugün herkes kendisini ifade ediyor Türkiye'de. İfade edemeyen yok. Bu fırsatı ilk kez yakaladık. İki fırsatı yakaladık. Bir, Recep Tayyip Erdoğan liderliğini yakaladık. Tecrübesini yakaladık, bilgiyi yakaladık. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Türkiye kaçırmamalıdır. İkincisi, Batı'yı ilk kez böyle yakaladık. İlk kez yönsüz, vizyonsuz, ne yapacağını bilmeyen, kendi içerisine düşmüş, Avrupa Birliği'nde anayasa yapacaklardı, İngiltere ayrıldı. Daha büyüyeceklerdi, genişleyeceklerdi, daralmaya başladılar. Enerjimizi tam bağımsız hale getirmek zorundayız. Hep beraber. Tam bağımsız. Onun için Sakarya gazı önemlidir. Onun için, şimdi dün akşam yine Kabar'dan her müjdeyi aldıkları zaman veriyorlar. Ama rakamlarını söylemeyeceğim. Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır. Ama Türkiye'yi çok rahatlatacak bir rezervi zaten 8900 varil günlük üretmeye başlamıştık. Bir rezerve daha ulaşmış olduklarının büyük bir memnuniyetini ve müjdesini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah yardım etsin.